Merhaba dostlar. Futbol Manager 2023'te Fenerbahçe kariyerimizin 2. sezon 14. bölümüne hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi son paylaştığımız bölümde haliyle ilk yorumlarda daha eleştiriler gelmeye başladı. Yok işte iğrenç transferler, iğrenç futbollar falan herkes yazanlar çok neyse bir şey demek istemiyorum bu konulara girmeyeceğim ama bizim hedeflerimiz belli yaptığımız sistem belli sisteme uygun gördüğümüz oyuncular belli yani kısacası diyeceğim o ki yere düşeni kaldırırız ama gözden düşen işi zor herkes ona göre devam etsin biz çünkü kötü bir dönem geçiriyoruz üst üste mağlubiyetler aldık üst üste beraberlikler aldık galibiyet kısmını azalttık Şampiyonlar Ligi belimizi bir hayli büyüktü ama bu kadar zorlu bir gruptan da şu kadroyla ya da bu kadro seviyesinde benim diyen çok zorlanır. Yani kurtlar sofrasında 2 gol yedik 3 maç sonunda. Bu grupta çürüyüp gitmedik henüz. Yani diğer maçları bilemediğim için bir şey söylemeyeceğim. Şimdi bir Galatasaray maçıyla artık bu sıkıntılara bir son vermek isteyeceğim ama burada da sağlık merkezinde ciddi sorunlarımız var. O sayede bazı sıkıntılar var. Joao Pedro da var, Kiril Despedov da aynı şekilde Arda Güler yeni sakatlandı. Bunlar bizim ilk 11'imizin veya hücum gücümüzün en değişirmez isimleriydi. Haliyle bunlarda sıkıntı olunca ki en önemlisi Joao Pedro'da sıkıntı olunca bizim istediğimiz seviyede hücum yapamaz olduk. Evet dostlar geldik Galatasaray gibi kritik bir deplasmana. Bu deplasmandan da çıkamazsak bizim için tehlike çanları çalarken daha şiddetli çalacak. Çünkü artık taraftarın yönetimin hoş oyun içerisindeki beklenti şu taraftarın da yönetiminde baktığınız zaman Galatasaray deplasmanından beraberlik öngörülmüş. Yani berabere dönersek kimse yani niye berabere kaldık demeyecek şekilde bir durum var oyunda. Bunu ben de böyle düşünüyorum açıkçası ama buradan çıkaracağımız ufak bir galibiyet birçok şeyin kıvılcımını ateşleyecektir hele ki bu kadar çok sakatlığımızın olduğu bir dönemde bence bize ilaç gibi gelir bir Galatasaray galibiyeti. Tabi dediğim gibi zor. Eksik bir kadroylayız ama neden olmasın? Şimdi İsmail Crespo. Luan Perez'e bıraktık. Luan Perez Salah'ı oynatıyoruz stoperde. Burak Yılmaz dönemedi. Abdülkerim orada kayarak müdahale etti. Nelson, Abdülkerim, Burak Yılmaz tek başına baskı yaparken Crespo geldi kaptı. Burak Vilyan Arao'ya bıraktı. Vilyan Arao terse. Nelson geldi. Burak Yılmaz atıyor. Kırak, kral dümende yine Burak Yılmaz'la. 40 yaşında deniyor. Eleştirilere maruz kalıyor. Ama tek başına Fenerbahçe'nin gol yükünü çekiyor. Terse bir top. Nelson çok akıllıca tek topta ve hava hakimiyetini konuşturan Burak Yılmaz. Abdülkerim'in önünden golü buluyor. Bravo çocuklar. Burak aradan denedi olmadı. Nelson araya girdi. Şimdi Abdülkerim. Crespo yine müthiş bir baskı. Crespo, Crespo daha taşa vurdu. Halil çok kötü oynuyor. Halil'in bu kadar kötü oynaması üzücü gerçekten. Türk rotasyonundan hiç katkı alamıyoruz. Yani ucuza ve bir yandan şunu da düşünebilirsiniz. Ya o zaman Halil'i almasaydın. E tamam da Cengiz Ünder'i mi alacağız yani oraya? Ben diyorum 20 milyon var transfer muhabbeti yaparken bir oyuncu söyleniyor. Adamın maaşı, bon hepsini topladığında 18 milyon yapıyor. Yani şuraya Halil değil de üst düzey bir tane sol açık alsaydık e diğer yerler yine aynı olacak. Baktığımızda oyunculara bir süpersiniz diyebiliriz. 73. dakika biraz değişiklik yapalım. Yorgunluk değişiklikleri özellikle. Sağ bekimize Osa'yı alabiliriz. Max Yorgun. Salah'ı 6 ile oynuyor. Luan Perez'i oraya alıp Bastos'u alalım. Daha diri olsun. 3 değişiklik oldu. Burak çok yorgun. Burak yerine Aumbeyank'ı alabiliriz. 4. değişikliğimizi de yaptık. Artık son 10 dakikaya girerken Galatasaray'ın henüz isabetli bir şutu yok. İsmail ile Frik'i kullandık. Abdülkerim vurdu. Crespo. Mustafa Muhammed girdi araya. Crespo tekrar kapıyor. Bastos. Bıraktı Osay Samuel'e. Osay'ı aradan ama Beyanka çok iğrenç bir pas attı. Abdülkerim şimdi herkesi çalımlayarak giderken yine kaptık topu. Yine savunma arkası adı altında. iğrenç bir pas daha attık. Araya girer miyiz? Girdik ve Ferdi ile kaptık topu. Ferdi bir hata yaptı. Mustafa Muhammed yani bu olmamalı ya. 83. dakikada ilk şutunu çeken Galatasaray bize bu kadar basit gol atamamalı şu lanet oyunda. Buraya kimi koyalım? Bradley'i koyalım. Bradley ile bu arkadaşlar değişsin burada. Bekleri çıkartalım. Buradan artık tempoyu tekrar aynı seviyeye çekelim. Buradan pozitif futbol diyelim. Hızlıca ayakla uzun oynayalım. İleriye çıkarmak istiyorum savunma hattımızı. Son bir baskı yapalım ki belki de o baskıyla bir gol daha sıkıştırırız. Şimdi bir duran top Crespo Crespo içeriye bakıyor. Arka direkte bekliyoruz. Bastos vurdurmadılar. Bradley seken top. Bradley direkten döndü. Luan Perez yine direk. Yine direk, yine direk. Şimdi Nelson kullanacak. Arka direkte hazır mıyız beyler? Hazır mıyız arka direk? Geldi top Nelson'dan sekti. Abdülkerim uzaklaştırdı. Crespo aldı. Ferdi. Ah Ferda. Ah Ferda. Orada da hatayı yaptın. Senin yüzünden yedik o golü. Şimdi Ferdi ile geliyoruz. Uzun bir taç. Bradley bıraktı. Nelson, Nelson, Nelson sıyrıldı. Nelson üst direk, yan direk ve gol. İşte bu kadar ya. Allah Allah. Yani Galatasaray'ın en kötü oyununu yakalamışız deplasmanda. Oyun bize... Of. Oo. Evet bu sefer de oyun şansını bizden yana kullandı derken 93. dakika başka bir çılgınlık mı yaşayacağız derken savunma arkasına Altay pas attı Kazımcan'a. Mertens. <laughs> ya Hata Hata Simülatör 2023 şu anda izlediğimiz. Evet faal verildi. Son dakikalar artık. Beyler bravo. Bravo size. Süpersiniz. Bitiriyoruz. Bu deplasman galibiyeti bizim için çok hayati. Hoca bitir artık. Doldu. Doldu. Çal düdü Aumbeyanka uzun bir top. Nelson indiremedi. Bradley, Crespo, Luan Perez aradan gönderdi ama nere kadar aradan. Ve deplasmanda zorlandığımız ama Galatasaray'ı kötü gününde yakaladığımız için kazandığımız iki 1lik maç derbi sonucu iyi oldu bizim için. Hem de çok çok iyi oldu. Bu sonuçlar ardından 10 maçta 19 puandayız. Sivas Spor Aykut Hocam 23 puanda götürüyor Aykut Kocaman. Antalya Spor 21, Fatih Karagümrük 21 ki bunlar bize çelme takan takımlar. Beşiktaş 18'de kalmış. Galatasaray maç fazlası var ona rağmen 17 puanda. Lig bir hayli karışık. Hadi hayırlı olsun bakalım. Miguel Crespo da karın kası çekmesinden dolayı 2-4 hafta daha sakatlandı. Pedro Crespo, Arda, Despedov şeklinde 4 tane sakatımız var. Evet dostlar şöyle bir değişiklik yapıyoruz. İç sahada Kasımpaşa ile olan maçı oynayacağız. Tam kadro çıkıp asılacağız, yeneceğiz. Deplasmanda ise Başakşehir ile oynayacağımız maça tam kadro rotasyon yapıp kendimizi Bayern Münih'e saklayacağız. O yüzden simüle edeceğimiz maç Başakşehir maçı olacak. Evet. Deşikli öyle başladık sol taraftan. Despedo biraz kendimi iyi hissediyorum hocam dedi. Alırım formayı dedi. Giyerim hocam dedi. Savaşırım dedi. Tamam Despedo dedim ya. Sen söylentilere ya da senin adına laf söyleyenlere hiç bakma dedim. Onlar konuşur her zaman dedim. Bize de neler neler diyorlar. Ama sonuç ortada geldik. Şampiyon yaptık. Şimdi ikinci sene de şampiyon yapmaya çalışıyoruz. Öte yandan Avrupa'da da bir tık bir şeyler yaparsak e, gene susmazlar ama biz yapalım. Biz yapalım. Bu büyük taraftarlar için yapalım. Gol iptal edildi. Burak Yılmaz yine güzel bir gol attı ama maalesef hakem bir miktar rüşvet alarak golü iptal ettiğini açıklayacak maç sonunda. Bahoken şimdi uzun gönderilen top. Luan Perez hata yapar mı? Yapmaz. Bastos, Bradley. Kanada döndü. Max. Max taşıdı Nelson. Ben Nelson'un performansını yeni gelenler arasında beğendim. Despedov da güzel. Ama Nelson kanatta baya mutlu ediyor. Zaten Despedov ve Nelson gününde ise Burak'ı da attırıyorlar. Kendileri de atıyorlar. Bak Nelson gitti. Nelson çaktı ama savunmadan sektiği için olmadı. Orta alanda da özellikle İsmail iyi oynayabiliyor. Bradley güzel pas yapıyor. Orta sahamız da fena değil. Bizde biraz daha belirleyici, e, Luan Perez ya da Salay'nin dışında oynayan ikinci stoper yani Bastos ve Furkan, öte yandan da sol bek oluyor yani Ferdi veya Deşik diyor. Gününde ise baya e, pozisyon vermeden götürebiliyoruz maçı. Şimdi sol bekten geliyor Deşik çizgiye kadar indi çevirdi, Kaleci Ertuğrul tokatladı topu dışarıya, 40. dakika bir duran top. Despedov kullandı. Arka direkte bir kafa. Yine dışarıya gitti. Taç. İlk yarıyı bu şekilde bitirdik. Ufak tefek pozisyonlarımız var ama çok gole yakın olamadığımızı söyleyebilirim. İptal edilen bir offside sayılan golümüz var. Burada şunu yapmak istiyorum. İlk defa Bradley'i çıkarıp Burak Yılmaz'la Ambeyank'ı birlikte oynatacağız. Burak'ı burada yardımcı forvet destek derken Aumbeyanka ise yaratıcı forvet hücum diyeceğiz. Öte yandan Despedov'la Nelson'un yerlerini değiştirelim. Beklerimizi de ileriye çıkartıyoruz. Bir tık daha öne çıktık. Biraz daha şiddetli pres yapıyoruz. Burada bir an önce golü bulmalıyız ki oyun farklı bir seyre, farklı bir duruma dönüşmesin. Çünkü toparlanma evresindeyiz. Burada net galibiyet almalıyız. değişikliyor şimdi. Burak Yılmaz'a bıraktı. Burak'tan Nelson çevirdi. Ertuğrul topu kontrol ediyor. Uzun gönderilen bir top. Bauken'den önce Bastos, Jaşari, Despedov. Amubeyan kaçtı. Amubeyan dışarıya. Ya sen ki dünya yıldızısın dedik. Şuraya bak. Max topu aldı. Önünde boş bir alan. Topu oraya taşıdı. Şimdi bastı topa. içeriye. Ambeyak'tan önce yine müdahale var. Artık daha etkili, daha ön tarafta oynadığımız, daha baskımızı arttırdığımız anlar. Nelson şimdi dönemedi. Luan Perez, Jaşari kaçanı gördü. Aradan bıraktık. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz seken topu Pierre Ambeyak tamamlıyor. Sonunda, sonunda bir golü attı Ambeyak. Burak Ambeyak işbirliği güzel oldu düşüncemiz işe yaradı yani. Şimdi Caşari çıkardı. Burak Yılmaz bıraktı. Yine aynı pozisyon ama bu sefer golle sonuçlanmadı. Neyse kullandı. Buruma ona vurdurmadık kafayı. İsmail tekrar Despedo başırdı. Tarkan. Nelson'a gelen top. Nelson'la çıkıyoruz. Nelson topu güzel taşır. Sevdiği şeyler. Luan e döndük. Oyunun kontrolü bizde. Uzun gönderilen bir top. Kaleci Ertuğrul. O da uzun gönderiyor. Değişik değişik şeyler deniyorlar. Ama Bahoyaken şimdi denediği şeyle golü buluyor. Şimdi Nelson bıraktı. Burak Yılmaz, Burak çıkardı. Deşiglio, Nelson. İçeriye gider mi o top? Joshar'ı geldi. Terse çevirdik mi? Çevirdik. Max indiremedi ama elle aldı top. Voleybolcu gibi. Petret tatajı kullandı. Benones. Bir orta. Haydnoviç'e gelmedi. Despedov şimdi İsmail. Aumbeng bomboş. Aldı topu iyi kontrol. Max bıraktığı Burak'a çok kötü bir top. Ama Bastos orada. Villan Arao. Aumbeng'a yine geçmedi. İsmail şimdi. Despedov aradan denedi. Yine olmadı. Artık bu kadar pas hatasına kısa ve kontrollü bir oyun istiyorum beyler. Paslaşarak girin. Koşu yoluna bırakın. Geniş alana yayılın. Evet. Topu stoperlere ve beklere elle kısa oynayın tamamen baskıyı arttırdık. Artık koşu yoluna pas yok çünkü bir türlü o pası atamıyorsunuz. Villian Rao şimdi bıraktı Nelson'a. Nelson'dan Burak üst direk. Evet maalesef. Deşikliyor sakatlandı. Buraya bir Ferdi Kadıoğlu hamlesi yaptık. Üçüncü değişikliğimiz oldu. Şöyle baktığımızda neler yapabiliriz? İsmail'i buradan değiştirir miyiz? Değiştirmeyiz. Seken topu bir şekilde alırız diye düşünüyorum. 15 şut 7 isabet 3 küsür gol beklentisi ama olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Burak şimdi aldı topu önüne kafasını tuttu. <laughs> Burak da kırmızı kart gördü. Ertuğrul şimdi topu uzun gönderecek. Herkes bekliyor Ertuğrul uzun gönderdi. Tırpandan önce Nelson ama Bank gelen top Despedo içeriye bıraktı. Nelson vurdu kaleci kurtarıyor ama ofsayt. 3.86'ya 4 neredeyse 4 gol beklentimiz var. Adamların 0.76 ama burada puan bırakan biz oluyoruz. Mutlak gol pozisyonu 3, gol pozisyonu 8. 11 adet gol pozisyonumuz var. Ertuğrul'un 7.15'lik bir. Bu arada Matiye değişikliyor da sakatlandı. Onu da gönderelim. O da gitsin. Burak Yılmaz da ceza aldı. Onu da kenara koyduk. Evet çok güzel bir haber daha. Monor Solomon da sakatlandı. Onu da gönderelim. Burkan zaten leş atıyor. Onu tam bir transfer fiyaskosu. Evet dostlar geldik. Ee, Başakşehir maçına. Başakşehir maçına çıkmadan önce Halil Solomon değişikliği yapalım ama Solomon'da sakatlığı varmış. Kimi oynatsak? Burak Kapacak oynasın. Şöyle Emre ile yerlerini değiştirelim. Bastos Furkan. Bastos burada mı oynasa? Bastos Furkan. Ya en azından şeyi dinlendirmek istiyorum. Luan Perez'i. Çünkü Bayern Münih maçı bizim için daha kritik. Bakalım buradan bir şey çıkartabilecek miyiz? Evet, Mert Hakan'ın golüyle 1-0 zar zor kazanmışız. Bu sonuçlar ardından 12 maçta 23 puandayız. Lider 24 puanda. Yani her şey kontrol altında, hiç sıkıntı yok. Evet, geldik şimdi Nagelsmann'ın Bayern Münih'ine deplasmanda Korunuk oluyoruz. Umarım burada çok büyük problem yaşamayız. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidiyorlar. Ama yani Bayern Münih ya. Bayern Münih var mı ötesi? Şu kadroya bak. Şu kadro bizde olsun. Dünya Kupası net. Hemen koyuyorsun müzeye bir Dünya Kupası. kim, kim mi ortaladı? Upamecano'ya Bradley vurdurmadı. Nelson araya girdi. Harikasın Nelson. Bastos, Altay uzun gönderdi. Despedo gelmedi. Orada kapsak var ya nasıl ikiye 2 iki yakalamışız. Çok fena. Upamecano'ya bak ya. Sen neymişsin arkadaş? Hata yapar baskı. Sabitzer mabitzer. Aman tanrım. Bu nasıl bir şut? Buradan yemeyiz yemeyiz beyler. 7. dakika savuşturalım. Bravo Luan Perez. karşılar artık. karşılar artık. Heh, işte bu. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Mücadele. İsmail sarı kart yedi. Neuer kısa başladı. Inasio uzun gönderdi. Kim mi kontrol? Despedo karşıladı. Müller, Bradley araya giriyor. Despedo şimdi taşıdı. Despedo üç kişiyi taktı peşine. Ferdi, Ferdi bıraktı ama nereye Ferdi? Senin bırakacağın yeri Müller aradan Bastos Maneye izin vermedi. Altay uzun gönderdi. Burak var mı? Aa bomboş. Nelson. Nelson nereye? Nelson gole mi? Nelson Neuer'i içeriye sokuyor. Nelson. Almanya'da bak bak bak. Gurbetçilere bak gurbetçilere. Bir avuç taraftara koştu Nelson. Dakika 15'te. Çok çılgın bir gol atıyoruz. Burada bu, bu ne yapıyor? Bu su içmeye mi gitmiş acaba? Hocam ben bir su içem gelen mi demiş. Niye böyle saçma bir şey? İşte bak bu da saçma yani. Senin stoperlerin nerede, sen neredesin? Koskoca Bayern Münih'in sol beki yapıyor bunu bir de. Şu adam yapıyor yani. Sabizler dikti topu. Nelson arada. Despedov'la yine yakalar mıyız? Hocam faal. Hocam hocam bileğe darbe. Gördük. Görmedik mi? Kim mi? Araya Ferdi girdi. Ferdi Uzun gönderdi. Burak'a indirmediler. Burak müthiş sıyrıldı. 3 kişi arasından şahane pas. Nelson. Nelson at onu Nelson. Buralar bir bayram havası olsaydı Nelson. 43. dakika ilk yarıyı bu şekilde bitirmeye çalışırken yapmayın çocuklar. Aa, Max. Harika girdi araya Nelson. Cık. Ama. Ama. Ama Nelson para orada. Nel, hep adını duyuyorsunuz çünkü o bir müthiş oyuncu. Biz transfer ettik. Ferdi şahanesin Ferdi. Ferdi Nelson tekrar. <laughs> Bütün toplar Nelson'a. Oradan da olmaz be Mane. Orta sahadan aşırtma mı yer Altay? İlk yarı güzel güzel. İlk yarı güzel. Despedov yerine biraz daha şey birini koysak. Şuraya da İsmail daha kötü ya. Vidyan Arao'yu buraya çeksek. İsmail yerine Caşari'yi alsak. Şöyle ya da burada Vidyan'ı bozmayalım. Fena değildi. Şimdi artık standart pek otomatik diyelim. despedo burada olmadı ya bu şekilde. Rolünü değiştirip denesek nasıl olur? Mesela ters ayaklı kanat destek desek. Burak iyi götürüyor. Vidyan iyi götürüyor. Bradley ön libero savunma olsun. Tamam bu stoperlerde bir sıkıntı yok. Bu şekilde bir çıkalım bakalım. İkinci yarıya başla. Oyunculara süpersiniz dedik. Direnmeye devam çocuklar. Kiril Despedov da çok kötü. Hemen değiştiriyoruz. Hiç affımız yok. Buruma'ya ne diyorsunuz? Buruma bir şans daha alır mı? Yoksa vatan hainliğinden dolayı almamalı mı? Emre ya. Emre bizi kurtarır. Çabukluğuyla o defans hattındaki genişliği deler diye düşünüyorum. Ee, Max var. Değiştirilebilecek olan. Şöyle bakıyorum. Yeni girenlerde bir sıkıntı yok. 67. dakika. Gnabry başladı. Mane. Eyvah. Eyvah Musiala bomboş. Luan Perez harika girdi araya. İşte bu çocuklar. Daha fazla direnç. 75. dakika artık burada biraz oyunu da soğutmamız lazım. Şimdi topa dalımız var. Burada bir elleme yapmıyoruz çünkü bunu çektiğimiz an gittik. Tempoyu bir düşürelim bakalım. Buradan zamanı geçirelim. Yüksek tempoyu azaltalım. Öte yandan disiplinli oynayalım. Hataya yer vermememiz lazım. Ee, Max'i osa ile değiştirelim daha diri orada kaçırmasın şimdi Gnabry serbest vuruşu kullandı Nelson Musiala Bradley bir şeyler oluyor orada uzaklaştırın çocuklar bırakmasın kenara kenara bırakmasın Aznu, Vilyanarau Müller İyi kapatıyoruz ama son 15 dakika beyler sonra Bastos şahane girdin araya Mücadele istiyorum sizden. Uzun gönderdi. Eyvah o say mı? Kim? Nerede o? Offside hocam. Yok mu offside? Ya bu dakikaya kadar getirdiğimiz oyunu bu şekilde bir gol yedik ya. Şurada kimin hatası bu? Bastos. Luan Perez uyumuş. Luan Perez uyumuş. Yap değişiklikleri. Orta sahaya bir takviye yapalım. Orta sahaya. E, Mert Hakan var. Mert Hakan, William Arao değişikliği olsun. Emre'yi ve Nelson'u buraya çekelim. Hatta Nelson'la Emre'yi yer değiştirelim. Artık savunma ağırlıklıya geçtik. Güzel, güzel. Bu deplasmandan yenilmeden çıktık. Yani Kasımpaşa'nın bize yaşattığını biz de Bayern Münih'e yaşadık. Yaşattık. İşte etme dünya... Etme bulma dünyası arkadaşlar. Yani Kasım bize yaparsa biz de Bayern Münih'e yapıyoruz. Aramızdaki fark bu. Güzel ben sonuçtan memnunum. Yenilmediğimiz bir maç daha. Bu sonuçlar ardından 3 puan, 4 puan, 5 puan, 6 puan. Yani böyle bir kıvılcım yapan çıkacak gruptan. Şimdi grup o kadar ilginç ki Bayern Münih 4 maçın 4'ünü de berabere kaldı. Biz 4 maçın 3'ünü berabere kaldık. Evet geldik Konya maçına. İlhan Palut hocamın Konya'sını iç sahada yenersek sanki bu bölüm bit olmuş oluruz diye düşünüyorum. Galatasaray galibiyeti, Bayer Münih deplasmanından çıkmak, Başakşehir galibiyeti, Konya galibiyeti ya da ne olsun tadından yenmez bir bölüm olmuş olur. Şimdi Arda ile bir korner kullandık. Ne oldu orada? Ambeyan kattı ama hakem incelemek istiyor. Arda sakatlıktan döndü. Sakatlıktan sonraki ilk maçı güzel bir orta yaptı. Seken topu Amubeyank boş kaleye atıyor. Şimdi bir taç atışı Max Arons kullanacak. Uzun gönderdi. Kalvo karşıladı. Endri çekici Arda girdi araya. Jashari geldi. Max Amubeyank fırsatçılığını konuşturuyor. Hakem bir daha inceliyor. Yani sakatlıklar yetmiyor. Oyunla mücadele ettiğimiz yetmiyor. İçimizdeki ırlandalılarla uğraştığımız yetmiyor. Öte yandan rakiplerimiz, kurallarımız zaten berbat. Bir de hakemle uğraşıyoruz. Bak, bunun nesi yani? Nesine inceleyebilirsin ki bunu? Şimdi Bastos indirdi, Arda kaptı topu. Arda'dan Despedo uzun gönderdi. ama beyank yetişemedi. Adil hata yaptı. Amubeyank şey içe hediye ediyor topu. Evet ilk yarıyı temiz bir skorla bitirdik. Ama Bayank'ın iki golü. Burada değiştirmek istediğim oyuncu henüz yok. Ama biraz tempoyu düşürelim. Biraz tempoyu düşürdüm. Bir anda 4 değişiklik yapmayı düşünüyorum çünkü. Oyuncularımıza süpersiniz dedik. Yorgun bir Bayern Münih dönüşündeyiz. O kadar da zorlamak istemiyorum çoğu oyuncumuzu. Arda. Fena bir vuruş değil ama golü bulamadık. Arda tekrar bir frikik. O da üst ağlarda. Arda arda frikikler kullanıyor Arda. Evet taktiklere geldik. Şimdi değişiklik zamanı. Bir stoper değişikliği yapalım. Atakan Çankaya ile. Bir orta saha değişikliği yapalım. Sonuçta çok da zorlamak istemiyorum. Mert Hakan'ı alalım. Hani Arda sakatlıktan yeni çıktı. Nelson'u dinlendirme şansımız olsun. Emre Mor'u alalım. Bastos da yorgun buraya da William Arao'yu koyalım. 4 değişikliği yapmış olduk. Devam. Evet 77. dakika artık Amubeyank'ı sol tarafa alıp Mustafa Koç'u forvete alalım diye düşündüm. Şimdi Max bıraktı İsmail'e. Mustafa Mustafa Koç genç oyuncumuz girer girmez kafayla bir topu ağlarla buluşturdu. 3-0 80. dakika güzel bir gol. Evet bir duran top. Mert Hakan ortaladı. Çıkaleşi. Emre şimdi. Emre çizgiye indi. Emre bastı topa. Hoppa penaltı hocam. Arkadan kaktırırsan bunun karşılığı penaltı. Mişalak, Kondrat Mişalak. Karar verildi. Penaltı. Pierre Aubameyang atıyor ve bugün ne yapıyor? Hattrick yapıyor. Ve maç sonu Aubameyang'ın attığı 3 gol, Mustafa Koç'un attığı 1 gol toplamda 4-0'lık bir skorla Konya Spor'u mağlup ediyoruz iç sahada. Evet bu sonuçlar ardından lider Sivas'la aramızdaki puan farkı 1, Beşiktaş'la 1, Trabzon'la 2, Galatasaray'la ise o Galatasaray maç eksiği de yok. 7 puan olmuş. Galatasaray bir hayli tökezliyor demek ki. Galatasaray'ın fikstürüne baktığımızda bir hayli kötü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçta bir kez kazanabilmişler. O da Konya galibiyeti. Yani bizim üstün oyun oynamama sebebi, bizim üstün oyun oynayabilme sebebimizi sanırım Galatasaray'ın şu anki tablosu açıklayabiliyor. Kaledeki Okan Kocuk ile yoluna devam ediyor Galatasaray. 5 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladık. En son Alanya ile vedalaşmıştık sizlerle. 2-0 Galatasaray 2-1, Kasımpaşa 1-1, Başakşehir 1-0, Konya 4-0. Yediğimiz golleri de azaltmış olduk ki bu savunma uyumumuzdan da kaynaklı. Luan Perez de bir süre sakattı. Onun da dönüşüyle bu konuları çözmüş olduk. Şimdi dostlar sonuncu sıradaki bandırma ile maçımız var. Bunu simulate edip bölümü tamamlayalım, kapatalım. Ee, sonraki bölümde de Milan maçı ile başlamış olacağız. Yani şuradaki Başakşehir maçını simulate edebiliyorsak arkamızda diye ve rotasyon yapacağız diye kalkıp da son sıradaki bandırma maçına da girmenin alemi yok. Şöyle bir kadro hazırladım. Arda Caşar, Vilyan Furkan Atakan, Osayi, Salayi, Solomon, Emre şeklinde. Sonucu göster diyoruz. Yani bu kadroda bandırmaya yetiyor olması lazım. Çünkü bir sonraki maç içeride Milan'la vura vura, kıra kıra, döve döve almamız şart mı şart. Maç fazlasıyla lider olduk. Sivas Spor bir maç eksiği var. 29 puanla liderliğe geçiyoruz ligin zirvesindeyiz ve 6 maçlık bir seri yakaladık. Bandırma maçında da gol yemedik. Artık biraz toparlandığımızın sinyallerini verdik şuradaki kötü tablo. Ama burada dediğim gibi Luan Perez sakattı. Stoper uyumumuz yoktu. Furkan Bayır'a fazla güvendik ki bu gollerin bazıları ondan kaynaklı. Bek hatası vardı. Öte yandan ıvır zıvır derken üst üste kötü sonuçlar ama şimdi yüzümüz bir hayli güldürecek yeşilliklere büründü burası. Çok kritik bir maçta yani Milan maçıyla bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle dostlar. Kendinize iyi bakın. Umarım sizin için güzel bir bölüm olmuştur. Hoşçakalın.